Kazım burada gelecek tamam. Kazım sakin anlat. Ne anlatacaksan anlat. Şimdi ben Neşe Hanım'a geçiyorum. Ee, Neşe Hanım dediğim gibi 14 yaşındaki Dile'yi, evet. kızını arıyor. Evet. Kızı kayıp. Evet benim kızımın bulunmasını istiyorum. O kadın bir tehlikeli kadın. Bizi tehdit ediyorlar. Gizli numaradan aradılar. Ne yani zaman aradılar? Bizi gizli numaradan aradılar. Ne zaman? Daha yeni. Ha, sen programa evet. çıktığını görmüşler evet. mi? Görmüşler. Öyle mi? Evet. Eee ne dediler? O kadın duymuş iki tane bebeği var. Ona mezar alsın kendisine. Onların hepsini öldüreceğim diye söylemiş. Bu olacak iş mi ya? Senin diğer Bizler iki... Bizden ne var? istiyorlar? Kurban olayım. Benim kızımı getirsinler. Ben başka bir şey istemiyorum. O 14 yaşında. Onu hepsi istedi. Ben vermedim kimseye. O kızı ben düzelip çabalak büyüttüm. Onu bana gözümden gözüme sakınıyordum. <laughs> Evladımdan birlikte. Bak bundan abisini çok seviyordu. Bunun ne dediğini yapıyordu bunu karısına güvendi. Yengem dedi yanına gitti. Bunu da kafaya almış ailesi. Hadi demiş biz gideceğiz İzmir'e. Annemin yanına diye söylemiş. Annesini yanına götürüyor. 10 gün kalıyor. Beni de canlı yayında görüyor. TikTok'ta oğlum. Annem diyor. TikTok çıkmış diyor. Bizi kaçırdı san etti diye söylemiş yani. Neş Öyle anlamış. Neşe anne. Şimdi bu olay aslında Tugay'ın Gül'le Evet. Beraber ben şimdi evlilik falan gelinmelin diyemem karşıma. Ortada evet. ne resmi nikah var, evet. ne bir kıydıkları zaten karşıyım da sadece imam nikahının kıyılmasına. Evet. Ortada hiçbir nikahınız yok. yok. Sen bu Gül denilen kızla tanışıyorsun. Evet. Sosyal medyada tanışıyorsun, değil mi? Evet. Tugay da %50 zihinsel engelli. Evet, evet. Şimdi Tugay sen bununla internette tanıştın. Evet abi. Niye bu senden nikah istemedi? Niye seninle böyle sizin evinize geldi? Niye hiç evlenmeyi düşünmedi seninle? Önceden Sen hiç şüphelenmedin mi bu, bir şeyden? Şüphelenmedim de ablam. Yani biz yeni duyduk bunları da. Bu önceden evlenmiş başka bir kişiyle. Aha. ilişki yaşamış. Tamam. Onun e, ilişki yaşadığı insan bunlara kan kusturuyormuş. O da başından def etmek için kızını. kızı zaten madde bağımlısıymış ablam. Maddeden, Kim madde bağımlısı? Gül. Gül. Evet ablam. Evet. Evet. Abla. evet. Yani ben maddeden korkuyorum. Gül'le senin aranda kaç yaş var? 2 yaş falan var abla. 2 yaş. Ya iki, kaç yaş yaşındasın üç sen? 18'e gireceğim. 18'e girecek. Daha evet, üç abi hiç var üç, üç Daha üç, girmedin 18'e 18 e evet. de. Evet. evet. Gül'ün yengesi diyor ki ben bunları tanıyorum diyor. dur, dur Tugay yani. anlatsın bir saniye. Ama çok ilginç ya. 18 yaşından evet. küçük. Sen bu i̇stizman Gül'le yani. konuşuyorsun bu sosyal Erkek medyada. Olması... E. Ee? Şey ee, ablam ben sevdim açıkçası biliyor musun? Sevdin ee, mi? Evet ablam ben işte ilk gördüğümde dedim şöyle konuştuk falan. İlk sevdiğin kız Gül mü? İlk sevdiğim kız bu değil de. Ha. Hani ısındım ablam bir de kanım ısındı. Hı hı. Ondan sonra annesi falan geldi zaten İstanbul'a. Kızını bize verdi. Hemen dedi parayı dedi verin verin dedi başlık parası dedi. Evet. Değil, değil. Sizden başlık parası. Ne kadar istedi? 15 15. 15.000 lira. Zaten düğün oldu ablam. Düğünde bir baktım hemen kendini böyle yere bir attı bayıldı. Zaten ata kullanmış evet. düğüne gelirken. Aa, evet, evet. Düğünde evet hemen değil, böyle değil. yere düştü. Ben dedim ne oldu ya dedim hemen kaldırdım. Dedim hastaneye götürelim. Hastaneye götürmeyeyim diyor. Madde çıkacak çünkü hastanede. Hadi. Hastaneye götürmeyin eve götürün diyor kendine gelir o. Peki krize girmedi mi? Girdik, o an işte krize girdi yani. düştü Öldü. yere düştü. Hayır sonra şimdi ben e, tövbe Rabbi Allah uzak etsin de. Amin, amin. Yani kullanmadığım için Allah da uzak etsin. Hani ha. şimdi bu krize giriyorsa yeniden madde alması gerekmiyor mu? Tamam işte o anda madde bulamıyor. Düğünde ya çünkü abla. Tamam bayıldı sonra? Onu sonra eve götürdük biz onu bir gece geçti kendine geldi sabahsında. Bulup şey, içti mi bir yerde? Yok ya içmedi ya. Şey, ablası yoksunluk vardı yani. Ablası falan vardı. Yani yoksunlukta Fulyacığım kriz geçiriyor hı hı. ama sonrasında 24 saat sonra o krizin etkileri yavaşlar. Evet. Yani bir ha. Yani maddeye göre krizin 24 saat içinde etkileri gider ama sonrasında tekrar istek hmm. olacak tabii ama hmm. 24 saatte o tepkiler yavaşça azalıyor. Anladım. O zaman düğün de yarıda kaldı. Düğün Yarıda kaldı. Abla. E ya şimdi bu ne? siz nikah nedir düğün bu? İmam nikahı yok, resmi nikahı yok düğün yapıyorsunuz. Kendileri istemedi. Evet. Açıkçası kendi kendimize gelin güvey olmuş. Bir de başlık. Kendi ne? kendinize gelin <laughs> güvey evet, olmuşsun. Evet. Gelinlik giydi mi kız? Giydi. Ay ne saçma. <laughs> Amaçları benim kız. Düğünde de komaya girdi yani madde evet komasına girdi. Biz öldü zannettik onu. Ağladım yani kadına. Bir şey oldu zannettim. Ne bileyim onun madde içip bayıldığını. Abisi bize böyle böyle vurdu. Ellemeyin dedi. Hastaneye götüreyim dedim. Ha. Hayır dedi. Hastaneye götüremezsiniz. Siz peki siz peki onun madde e, krizi olduğunu nereden anladınız? Ha? Nereden aldın? Zaten Anladın. düğündeki bütün insanlar bana diyordu ki senin diyordu aldığın e, eşin diyordu hiç iyi ayak değil diyordu bana arkadaşlarım ortamdaki insanlarım ha. hani sevdiğim insanlar ha. gözlerinin diyor altı diyor mosmor olmuştu. demek bu diyor uyuşturucu kullanıyor dedi bana ben, ben hiç inanmadım. anlamadın mı tuğba? Ben anlam ben hiç hayatımda kullanmadım ki anlayayım abla. Aman ablam. Allah uzak. Allah, Allah Sonra demiş ki iki gün sonra ben demiş madde kullanıyorum kimseye söyleme. Dedi mi sana? Bunu tehdit dedi. etmiş. Öyle mi? Evet. Senin yanında hiç, hiç mı? İzmir'de kullandılar abla senin yanında evet. sana peki hiç verdiler ben mi? Ben içmedim ablam. Söylediler mi iç sen Ben dedi. bana dedi içe, içeceğim dedi ben dedim yok ben içmem dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.